Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu haftalarımız olsun. Evet, hafta sonu gerçekten siyaset adına özellikle oldukça karışık bir hafta sonu geçirdik. Altılı masa dağıldı. Meral Akşener masadan kalktı. Tabii bu piyasaları nasıl etkileyecek, ne olacak? Tabii elimizde başka verilerimiz de var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, iyi haftalar. Merhaba Ebru Hanım, iyi haftalar. Ya ekonomi adına çok önemli gelişmeler oluyor, ya siyaset adına gerçekten Türkiye'de gündem bitmiyor. Son olarak da Meral Akşener masadan kalktı, ağır cümleler kurarak kalktı. Bunun piyasalara, yani tabii ki biz siyaset programı yapmıyoruz, ekonomik açıdan bakıyoruz. Bunun piyasalara etkisi nasıl olacaktır? Altılı masa dağıldı dedik, işte borsa bir anda çöktü denildi, yabancı çıkışlar çok fazla oldu. Ama piyasalarda ne olursa olsun diğer taraftan TL'miz mi çok güçlü? Dolar kaya gibi duruyor, yani dolara hiçbir şey olmuyor, ne diyeceksiniz? Sadece iki kuruşluk bir fark var. İki kuruş değil. Dolar 19-18 çarşıda şu an. Bir kere dolar tansiyonu oldukça yüksek. Yani %20 bir günde değer Bankalar kaybetmiş. arası bahsetmiştim. Bankalar arasında da yani yarım kuruş, %1,5'lık bir artış var. Bu önemli bir artış. 0,57 puanlık artış var. Bir gündeki artış yüksek %1'e yakın. Bu sıkıntılı durum. Şimdi burada iki tane şey var. Siyasilerin tamamen sorumsuzluğu var. Çok net. Bakın depremde binlerce, on binlerce insanımızı kaybettik değil mi? Şu an yüz binlerce insan da yardım bekliyor. Ve Türkiye'ye siyaset konuşuyorlar. Şimdi bu kusura bakmasınlar altılı masadaki herkesin sorumsuzluğudur. Ülke bu haldeyken, ekonomisi çökerken, depremde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, yüz binlerce insanımız yardım beklerken su diye bağırıyor insanlar dünden bu yana, ekmek diye bağırıyor. Barınma diye bağırırken siz kalkıp böyle bir siyasi sorumsuzluk yapamazsınız. Böyle bir şeye hakkınız yok. Her kim masayı bozduysa, hepsinin bunda duhulu var. Bu masanın yeniden Türkiye'nin düze çıkması için yeniden kurulması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Herkes aklı selim hareket etmesi gerekiyor. Şimdi orada baktığınız zaman bir siyasi lider Meral Hanım'ın çıkıştaki görüntülerine baktığınız zaman altılı masadan hızla çıkmasının ve son derece gergin olmasına baktığınız zaman bu herhangi bir konuda anlaşmamazlık değil. Masada çok ciddi bir tavır problemi olmuş belli ki. Çünkü böyle tavırla çıktığınız zaman bunun altında herkesin kalacağını görmeniz lazım. Bir siyasetçinin bunun hesabını yapmaması mümkün değil. Masayı bozan kimse bu onun altında kalır. O masanın altında kalır. Ve burada siyasilerin halkı hiç düşünmediğini görüyorum. Çok yazık. Tamam mı? Çok yazık. Gerçekten üzücü. Hem ekonomiyi düşünmüyorlar ama asıl olan şu an fevral vatandaşlarımızı görmüyorlar. Onun için bir an önce kendi aralarında uzlaşma yapmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer bunu yapmazlarsa hepsi bu işin altında kalır. Kaybeden yine vatandaş olur. Onların kaybetmesi bir şey değil. Siyasiler tekrar bir şekilde kendilerini lanse etmeye çalışır ama burada asıl olan vatandaşın kaybıdır. Psikolojik çöküntüsüdür. Vatandaşın umuduyla oynamaktır. Bunun yapılmaması lazım. Bunun ekonomi etkilerini gördüğünüz zaman dolar yükseliyor çarşıda. Bankalar arası piyasalar çarşının arasındaki rakam açılıyor. Bu son derece yanlış. Uluslararası piyasalardaki Türkiye'ye bakış, ekonomik olarak bakış değişiyor. Siyaset bizim işimiz değil. Siyasi bakış. Ama o değişiyor. Bunların hepsi ekonomiye olumsuz yansımalar olarak dönüyor. Bu sıkıntılı bir durum. Sonuçta evet bir yöneten iktidar var. Bir de siyaset var. Onların da siyasal olarak çok ciddi etkileri var. Şimdi bu çok önemli. Onun için herkesin aklını başına devşirip yeniden nerede hata yaptığını düşünmesi lazım. Bu çok önemli. Bayram Bey, bir taraftan siyasiler işte o masada yer kapma derdinde, o koltuk sevdası, diğer taraftan bakanlık, üç bakanlık, bir bakanlık daha fazla alayım diye mücadele ediyorlar ama diğer taraftan sabit gelirlinin alım gücü 2 ayda gerçekten o kadar düşmüş ki, bir de hani yaşadığımız bir realite var. %17,14 oranında azalmış sadece sabit gelirinin 2 aydaki alım gücünden bahsediyoruz. Diğer taraftan domates ihracatını yasaklamışlardı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin bir açıklaması var. Yani tüketicilerimiz belki 1,5 ay göreceli olarak domatesi ucuza yiyebilirler ama vatandaşımız domatesi seneye 100 liraya yemek zorunda kalabilir diyor. Bir de bizim de böyle de bir gerçeğimiz var. Yani gerçekten bunlarla uğraşırken, ekonomi bu kadar kötüyken biraz da vatandaşın düşünülmesi gerekiyor galiba.
Valla siyasiler tarih boyunca hiçbir zaman vatandaşı düşünmedi. Hep kendi bekalarını düşündü. Vatandaşı düşünen siyasi kalkıp da 30 sene 40 sene siyaset yapmaz. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok. O yüzden biz de bizi düşünen siyasetçilerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Aynen o şekilde. Var mı? Şu ana kadar altın masanda dağıldığını düşünce pek yok gibi görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Umarım tekrar akılları başına gelir toplanırlar. Şimdi bakın Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği'nin yaptığı açıklama doğru. Maliyetler inanılmaz şekilde artıyor. Bir taraftan da üretim darlığı var. Şimdi depremin vurduğu bölgelerimiz, şehirlerimiz, Türkiye'nin üretim merkezleri, yaş meyve sebzede, tahılda üretim merkezleri. Şimdi bu üretim merkezleri darmadağın oldu deprem nedeniyle. Çok büyük bir ürün kaybı var. Yani yaklaşık %25'i tarımsal, özellikle yaş meyve sebzenin %25'i bu bölgelerden çıkıyor. Bir de bunun ihracat boyutu düşün. Orada sanayileşme de çok ciddi. Antep'te, Maraş'ta çok ciddi sanayileşme de var. Tüm bunları düşünürsen ama ekonominin olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz. Evet. Bir de bunlara maliyet enflasyonu eklediğiniz zaman tüketici enflasyonun patlaması da kaçınılmaz. Çünkü bir de maliyet enflasyonu var. Yani geçen sene 5.500-6.000 liradan gübrenin 14-15 bin liraya çıkması, bununla ekilmesi, bu ürünlerin yeni sezonda şimdi çıkacak olması ayrı bir fiyat artışını beraberine getirecek. İşte bunu mahsedemiyorsunuz. Bunu mahsetmek için tekrar toparlanmanız lazım. Bir kere bunun psikolojik etkisini kırmanız lazım. Bu bizim düşündüğümüzü, konuştuğumuzu hepsi bütün üreticiler zaten düşünüyor. O zaman geleceğe yönelik enflasyonun maliyetten azalacağına yönelik bir psikoloji var. Bu psikoloji kırmanız lazım. Bu da güvenli oluyor. Şu an iktidarın muhalefetiyle kimse bu güveni veremiyor. Veremeyince ne oluyor? O zaman artış beklentileri daha da artıyor. Olması gerekenlerden çok daha fazla fiyat artışları oluyor. İşte dedik ya hiperenflasyona doğru gidiyoruz diye. İşte bunların hepsi tetikliyor bu. Bu çok ciddi sıkıntı. Ve önümüzdeki dönemde maalesef bunun bedelini yine vatandaş, halk olarak bizler ödeyeceğiz. Dar gelir ödeyecek. Evet, yılbaşından bu yana, yılbaşı ne dedi siyasete? Bakın, siyasinin laflarına bu nedenle güvenilmez diyor. Ne dedi siyasete? 2023 boyunca %20'lik enflasyona göre dedi kendinizi ayarlayın. Enflasyonun %20'nin yarısından fazlası şimdi doldu zaten. Nasıl olacak hocam? Yarısı doldu. Mümkün değil. Yani hiç kimsenin maalesef söylediğine, siyasilerin söylediğine, ekonomi yönetenlerin söylediğine güven kalmadı, güven. Bu çok ciddi sıkıntı. Dünyada da benzer sıkıntılar yaşanıyor ama bizimki kadar değil. Bakın şimdi Amerikan Federal Merkez Bankası Başkanı bu hafta Senato'da, çünkü atamayı Senato yapıyor da biliyorsunuz, siyaset yapmıyor. Senato'da hesap verecek. Ne diyor adam? Ön metin yayınlandı. Fiyat istikrarını sağlamamız için daha fazla faiz artışına ihtiyacımız var. Doğru mu? Evet, doğru. Bak, çok net adam reçeteyi koyuyor. Daha fiyat artışlarını frenlememiz için, istikrarını sağlamamız için daha fazla fiyat artışına, faiz artışına ihtiyacımız var. Çok net. Bizde bunu söyleyen var mı? Yok. Bunu söylemediği sürece enflasyonun aşağı gelmesi değil, daha yukarı gitmesi söz konusu. Peki siz niye söylemiyorsunuz bunu? Bir taraftan siyasal kargaşa çıkarıyorsunuz. Mevcut yönetim zaten artık ekonomi yönetimi sağlıklı düşünemiyor. Çok açık yani. Çünkü günlük kararlar alınıyor sürekli. Sürekli günlük kararlar alınıyor. Artık piyasa ekonomisi falan kalmadı. Her şeyi biz kontrol edeceğiz, ekonomisi var şu an. Kontrol tamamen her şey kontrol ediyor. Sermaye kontrolü var, fiyat kontrolü var. Serbest piyasa arz kontrolü var. Fiyat kontrolü var. Her şeyin kontrolü var. O zaman serbest piyasa, böyle bir durumda serbest piyasa ekonomisinden bahsedemezsiniz. Yok. Ama bu sefer ne oluyor? Birçok şeyi kontrol edeyim derken birçok şeyi de kontrol dışına çıkıyor. Dövizi faiz kontrol ederken enflasyon patlıyor. Yapamıyorsunuz bunu. Bir taraftan şimdi tüketim malları ithalatı patlıyor. Bu daha da kötü. Dövize inanılmaz basıncı olacak bunu. Neyle ithalat yapacaksınız? Evet. Şimdi bunlar çok ciddi sıkıntı. Bunları herkesin aklı başına devşirip yeniden düşünmesi lazım. Yeni bir ekonomi yönetiminin kurulması lazım. Kim kurar bilemem. Ama mevcut ekonomi yönetimine hem güven yok, hem mevcut ekonomi yönetimine. Bunu yönetecek psikoloji olmadığı açık ortada. Çünkü günlük saatlik karar aldığın zaman zaten psikolojinin bozulmuş oldu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir ekonomi yönetimi ihtiyacı var. Aksi takdirde kuru da tutamayacaksın. Çünkü şuna baktım. 3 haftada 6.9 milyar dolarlık döviz satışı olmuş. Bu döviz satışına karşılık baktığın zaman döviz mevduatları da azalmış. 4.2 milyar dolar döviz mevduatları da azalmış. Merkez Bankası'nın kullanılabilir uluslararası rezervi 6.9 milyar dolar azalmış. Yaklaşık 10 milyar dolar, 10 milyar, 11 milyar dolar yakın para. Nereye gitti bu para? Eğer bu para yastık altına gidiyorsa bu çok kötü. 11 milyar dolar çok ciddi bir para. Bu güvensizliğin en önemli göstergesi. Bir kısmı dış ticaretin finansmanına gitti. Bir kısmı
Demek ki yastık altına gitti. Güven yok. Sistemden para çekildiği zaman ekonomik aktivite yavaşlar. Ekonomik aktivite yavaşladığı zaman işte resesyona girersin. Bir taraftan fiyatların artar, bir taraftan üretimin düşer, büyümen düşer. Geldiğimiz nokta bu. Ekonomik aktivite yavaşlıyor ve paralar yastık altına gidiyor. Bunu herkesin dikkat etmesi lazım. Çok evet. Önemli. Evet, o zaman bugün de noktayı böyle koyalım. Bakalım Türkiye'de gündem bitmez, ne ekonomi olarak ne siyaset olarak. Yarın yine onların hepsini konuşmak için biz burada olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.